Kim kameraların önüne geçse mesleğini öve öve bitiremiyor efendim. Ancak işin aslı gerçekten böyle mi? Değil elbette. İşte biz de bu programda olabildiğince mesleklerin diğer tarafını, konuşulmayanlarını ele almak istiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şifre bekleme ya. Hocam. Sen niye böyle garip duruyorsun oğlum? Kadıcı mısın mı? Yok, haftaya sörfe gideceğim ya. Ha tamam, güzel. Çünkü kadıcısın mı? Ben hallettiririm onu, hiç sıkıntı değil. Data Science geldi. Ah geldim. O tam zamanda ya, şifreyi unutmuştum. Yakısıklı Prens 26@gmail. Ama Q'la. Neden olmamalısın da bugün yanımızda bir veri bilimcisi var. Data Scientist. Evet. Değil mi? Evet. Tamam, süper. Söylemesi zor İngilizcesine. Şimdi hocam, Gamze hocam, Ezgi hocam. Evet. Gamze, Ezgi hocam. Bu arada bana gerçekten çok Gamze. Gerçekten mi? Gizem ve Gamze'yi çok ya, duyuyorum. Ya çok özür dilerim Ezgi hocam. Sorun değil. Merhabalar veri bilimcisi Ezgi Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş hemen buldum. Soruma giriyorum. Şimdi tabii. İsim çok havalı olan içine sanki içi boşmuş gibi geliyor bana. Hani data scientist, veri bilimcisi. Sizi şey yaptıysam özür dileyerek. Hakikaten ne yapıyorsunuz? Siz boş işler mi yapıyorsunuz yoksa hakikaten havalı ve zor bir iş mi bu? Bence çok havalı bir iş. İsmi alacağım, ona kesinlikle katılıyorum. Evet, ama zor tarafı da var tabii ki. Veriyi alıp düzenleyip analiz için hazır hale getiriyorsunuz. Daha sonra da onu bir model haline getiriyorsunuz. Oradan da bir sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Denizbank'ta elinizde bir veri şeyi var, deposu var. Buradan bir bilgi anlamlı bir model çıkartmaya çalışıyoruz. Oradan da anlamlı işte stratejik bir karar almak istiyorsanız o modelden faydalanıyorsunuz. Peki sence gerçekten işe yarıyor musunuz hocam? Tabii ki de. Yani Denizbank'ta siz olmasanız burası çöker mi? Yok, hayır tabii ki. Ya bu zaten yeni bir bölüm. Yani yeni bir iş. Ama bu çok daha iyiye götürecek demek aslında. Ya aslında evet, yeni bölümlerden bir tanesi, bir sorun da onunla ilgili zaten. Şimdi bu yeni bir alan, son dönem çıkmış çünkü verimiz gitgide arttı. Siz buna ne zaman karar verdiğinizde, hazırlanayım dediğinde, yola çıktığında ve devamıyla? Yani banka olarak mı yoksa bizim bölüm olarak, ya ben olarak mı? Evet, sen olarak. Ya benim için aslında bu yani lise sonunda verdiğim bir karardı. Ben üniversiteye bilerek, isteyerek ekonometri bölümünü seçerek gelmiştim. O yüzden aslında lisans, yüksek lisans eğitimim boyunca hep veriyle uğraşmak istediğimi biliyordum. Evet, daha sonra iş hayatıma girince de bu data science, yani veri bilimi imkanını değerlendirmeyi seçtim. Yani aslında çok eskiye dayanan bir tercihti benim için. Peki bu işle ilgili hani lanet olsun böyle şey dediğiniz, ya keşke yapmasaydım dedirten ne oluyor? Ya şöyle çok böyle veri o kadar kirli oluyor ki hani onu hazırlaması, düzenlemesi, bazen böyle modeller arasında seçim yapmak, karar vermek, o teoriyi bilmek. Şimdi ne yapacağım? Çünkü çok fazla teorik bilgi var. Yani biz de akademisyen değiliz. Çok fazla şeyimiz yok. Çok akademisyen. Yani hani bir şeylerin doğru karar vermek için çok araştırmak gerekiyor. Veriyi iyi hazırlamak gerekiyor. Modeli doğru, düzgün bir model elde etmek için. O aşamada böyle bir yıpranıyorsunuz. Yani hani ya ne yapıyorum ben de, bir sorgulama anı oluyor orada, evet. Peki bir şey diyeceğim. Siz anladığım kadarıyla bu meslekte doğru düzgün insan görmüyorsun. Sürekli evet, veriyle. Evet. Sürekli evet. Bilgisayar veriyle. İnsanlarla uğraşıyoruz ama hani insanlar bilgileriyle. Ha, yani veri alıyorsunuz. Veriyle, evet. İnsanlarla bile bek sosyal bir ilişki kuracağınız bir şeyiniz yok sizin. Yok, kesinlikle yok. Bu senin için güzel bir şey mi, kötü bir şey mi peki? Benim için biraz güzel bir şey. Evet. İnsanla uğraşmak. Yani zor, çünkü insanlarla iletişim kurmak biraz zor. Güzel aslında, keyifli de bir şey. Daha önce de farklı işlerde bulundum, yani seviyordum. Ama veriyle uğraşmak daha kolay sanki bana göre. Bu arada veri işini ben de çok severim. Evet. İlk başlangıcım istatistiklerdi. İstatistikleri çok seviyorum. Ben de hani insanla uğraşmaktansa veriyle uğraşmayı tercih ederim. Ama belli bir süre sonra çok garip bir varlığa dönüştüğümü fark ettim. Bilmiyorum, sen de fark ediyor musun? Sürekli veriyle uğraşıyorsun. Evet. İnsan ilişkilerin geriye gitmiyor mu? Ama şöyle, yani şöyle sosyal ilişkilerim, yani arkadaş ortamım, etrafımdaki insanlarla ilişkilerim yine iyi. O konuda emin miyiz bundan? Evet. Çünkü bütün sosyal ilişkiler kötü olanlar böyle anlatıyor kendini. Çok iyi. Herkes beni çok sever falan. Ama şöyle, yani veriyle uğraşmanın güzel yanı, hani insanla çalışmak, veriyle çalışmak. Veriden bir şeyler çıkartıyorsunuz ya, bir anlam çıkıyor ortaya, bir şey çıkıyor. Aa diyorsunuz ya, sayısal veriden ne çıkardım, ne anlam çıkardım? O onun güzelliği işte. Ne çıkardın mesela hocam en son? Hani hepimiz böyle yani, vay be bunda Ezgi mi bulmuş diyeceğimiz. İktisadi bir model yapıyorsanız oradan çıkardığınız anlam
kullandığınız değişkenlere göre diyorsunuz ki hakikaten benim bu değişkenim bu modelimde çok etkili. Demek ki ben burada şu kısma çok yönelmeliyim ki bu sonucu elde edebileyim gibi yani, şeyler. Yanlışım yani. Yoksa hani bu bizim müşterimizin işte yaşadığı bölge onun tatmin düzeyini etkiliyor. Ve demek ki burada hani şu şubeyi çalışıyor falan gibi çıkarsama yapıp müşterinin de gelecek davranışlarını tahmin. Bu kadar havasını yaptık. Benim en sevdiğim konuya geldik şimdi. Maaş ne kadar yaklaşık? Söylemek gerekiyor. Söyleyemeyiz. İzin aldık hocam. CEO'dan iznimiz var. Hayır. Tam rakam söyleyemeyebilirsiniz ama aralık verebiliyorsunuz. 20 bin üstü mü? Hayır yani. Değil. 6. Bir de böyle bir şey var. Psikoloji var biliyor musun? Bir şey söylüyorum. Rakam söylüyorum. Onun şeyi ise... 6 mıydı? Üstü mesela 5 bin üstü mü? Evet üstü falan insan bir gaza geliyor. Peki stresi ne kadar bu işin? Bir, böyle her gece mışıl mışıl uyuyorum, onda antidepresan olmadan yatamıyorum olsa. Şöyle, stresi var ama benim farklı bir işim daha var yani veri bilimciliğinin yanı sıra. Nedir? Hani ben aynı zamanda bankanın kredi karşılıklarının hesaplandığı bölümde çalışıyorum. İki işi birden. Evet, o yüzden yani bazen zamanla işlerimiz oluyor ya da bir süreç, baştan sona bir süreç yürütüyorsunuz. O süreçte yanlış giden olaylar oluyor, aksayan olaylar oluyor. Ben de biraz titiz davranan biriyim. O yüzden kendi kendime stres yapabiliyorum yani. Peki, o stres yönü var. Sadece veri bilimciliği işinin kısmını alsak, sence ne kadar streslidir? 1 ile 10 arasında puanlı desem? Bence 8 diyebilirim. 8, o çünkü, yüksekmiş. Evet, çünkü sizin elde ettiğiniz bir modelle karar alınacak. Peki çocuğun olsaydı bu mesleği yapsın ister miydin aynı mesleği? Evet, isterdim. Gerçekten mi? Evet, 8 stresi var. Hani biraz daha tecrübeyle birlikte o stres azalabilir. Hmm. Çünkü daha fazla model yapınca, daha fazla şey öğrenince hani bir şeylerde daha kolay karar verebilirsin bence. Hmm. Çocuğum neden yapsın isterim? Evet, neden? Çünkü geleceği olan bir meslek olduğunu düşünüyorum. Hmm. Artık her şey teknolojiye yöneliyor, her şey veriye yöneliyor. O yüzden geleceği vardır. Ama tabii ki çocukların kendi tercihi. Sosyal mesajımızı da verelim. Tıp okusun. Ya tıp ya veri bilimcisi olsun. Başka bir şey olmasın. Anladım. Doğru yani. Tabii. Çocukların kendi tercihi. Hani birçok buraya gelen kişiyle görüştüğümüzde genelde çocukların yapmasını istememişlerdi. Yani herkes evet. Oldukça vizyoner ve çocuğun kararının kendisine ait olması istediğini en baştan kabul etmişlerdi. Ben sonradan. Ama veri bilimcisi gördüğümüz kadarıyla bunu sonradan kabul ediyor. Şöyle. Şimdi bence kime sorsak hani verinin ve teknolojinin ilerlediğini ve bunun daha böyle revaçta bir iş olacağını söyler diye düşünüyorum. O yüzden oradan hareketle söyleyebilirim. Veri olduğu için modellemiş dolayısıyla veri bilimciliğe evet. Kaydını zaten fark analiz ettim. Sonra diyor ki isterse başka bir şey yapar. Bir de bu mesajdan şunu anladım. Denizbank çalışan diğer bütün uzmanlığa gelenlerin mesleğinin geleceği yok. Bir tek bizimkinin var ve bir tek çocuklar bizimkini okumalı gibi anladım ben. Hayır öyle dememek lazım. Bankanın çok çeşitli, çok değerli işleri var. Ya bence hepimiz bir ekibiz zaten yani. Ben buna katılmıyorum. Bence en önemlisi bir şey diyeceğim, veri bilimcisi. Gerçekten. Sizin kadar değerlisi yoktu burada gelene kadar. Arkadaşları küstürmüyor. Küsmez, izlemiyorlardır bile bence onlar. Yok, hepsi çok kıymetli. Yani biri olmasa zincirin bir bağı kopmuş olur. Evet, kesinlikle. Buradan... Kusura bakmayın. Peki, rutin bir günün nasıl geçiyor hocam? Sabah kalktın. Evet, sabah kalkıyorum. O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. Önce bir mail yığın oluyor mutlaka. Oluyor evet, mu böyle mail yığını sizlere? Evet, maillerimi okuyorum. Özür dilerim, lafı bölüyorum. Hani mailler neyle ilgili geliyor? Sizin ekipten gelmesi gerekiyor. Bizim ekiple. Çünkü, evet, şurada bizim... hata var, şu modelde şöyle şeyler. Yani var. Evet, ekiple ilgili geliyor. Yani tüm ekibin ilgilendiği işle ilgili geliyor. Bazen biz, ama ben ek olarak raporlama da yaptığım için ek taleplerimiz geliyor. İşte aynı zamanda hesapladığımız karşılık hesaplıyoruz. Biz karşılık hesapladıktan sonra onu raporluyoruz. Ek rapor talepleri, işte bazı sistemsel ekranlarda Power BI ile hazırladığımız raporlar var. İşte şube ve bölgelerimizden onlar için bazı sorular alabiliyoruz gibi yanıtlarımız oluyor onlara. Kalktık bu bir saatimiz falan oluyor anladım. Aynen yani bir saatimi net alıyor tamam. Maillere dönmek ya da işte üst yani yöneticilerimize yaptığımız raporlar var. Onların bazı soruları oluyor, incelemelerimiz oluyor vesaire. Onun dışında yaptığım aylık raporlarım oluyor, işlerim oluyor, geliştirmelerim oluyor. Sistemsel IT ile ilgili yaptığımız işlerimiz çok fazla bizim. Onlarla ilgili çalışmalarımı yapıyorum. Sürekli bir iletişim halinde bir toplantılarım oluyor vesaire. Yani gün oldukça yoğun geçiyor. Bu sabah kalktın ama evdeyken bunu cevapladın. Sonra ofise geliyorsun. Ha, ofis yok hayır. Yani bu tamamen iş için söylediğim bir şey. Ofise
gelme anından hiç söz etmiyorum. Geldim, oturdum ve başladım. Şey, veri bilimciler ofisinde uyanıyorlar o kadarıyla. Burada hepsi bir şeyde arkadaşlar. Hepsi Denizli'de bu ana binada uyuyup uyanıyorlar. Evet. Yok hayır, yani işe başlayış saatinden bahsettim aslında. Evet. Tamam. Bütün gün mail ve bütün gün masa başında böyle yoğun bir şekilde mi devam ediyor iş? Evet. Yani çalışıyorum ama tabii ki mola veriyorum yani dinleniyorum o ayrı bir şey. Yani ama böyle anlatınca bana şey gibi geldi hani eğer bir işin çok detayına girilmiyorsa hani böyle otur bütün gün solitaire falan oynuyorlar da ya acayip yoğun orada bir şey oluyor. ICB var, DCB var. Peki şöyle bir soru sorsam hocam. Size belli şeyler sayacağım. Bunlardan en çok ihtiyacınız olanı bana söyler misiniz? Zaman, itibar, para. Bir de Deniz Bank'ın tükenmez kalemi, mükemmel Deniz Akademi. Harika bir kalem valla. Bana verdi, 3 tane verdiler. Ondan bende var. Hangisi hocam? O yüzden onu eliyorum. Şöyle, zaman çok önemli. Para da önemli. Ya herkes zaman diyordu bak parayı katmanız. Ya bir veri bilimcisi hayatın gerçeklerini görüyormuş bunu anladı. Demek ki o zaman siz bayağı boşsunuz. Zaman istemez mi? Herkes zaman ya, zaman diyor. Nasıl yani boş? Boş değil, boş zamanınız var. Hayır zaman, zamanım olmadığı için zaman istiyorum. Tabii cevap oldu. Şey olsun diye ben hani laf sokasım geldi. İyi para kazanıyorsunuz ya dayanamadım. Zaman ve para. İtibarla ilgili sıkıntınız yok anladığım kadar. Veri madenciliği deyince havalı duruyor. Değil mi? Evet. Doğru. Size meslek hastalığı var mı? Mesela biz akademisyenlerde her konuda konuşma ihtiyacı oluyor. Her şeyi bildiğimizi falan zannediyoruz. Sizde de var mı böyle bir hastalık? Bu bir hastalık mı? Ya psikolojik olarak bir hastalık büyük ihtimalle. Psikoloğum öyle dedi. Peki bizde genelde işte oturma yani fiziksel bozukluklarla ilgili ya da böyle stresten kaynaklı ya da göz bilgisayar çok kullandığımız için gözle ilgili rahatsızlıklar oluyor. Genel olarak böyle sıkıntılar oluyor tabii ki. Çünkü sürekli bilgisayar karşısındasınız. Bazen çok kısa zamanda çok iş başarmaya çalışıyorsunuz. Stresiniz oluyor. Mide rahatsızlıkları. Ya mide rahatsızlıkları. Masa başında öyle yanlış durmaktan. Sende de var mide rahatsızlığı. Evet, evet. Geçmiş olsun dediğimizi teşekkür ederim. Peki, 10 yıl öncesine gitsen. Şeyi anladım zaten. Tekrar bu mesleği seçerdim. Burada bir sıkıntımız evet, yok galiba. Evet, orada, zaten orada seçtim. Peki evet, neyi fark yapan ya şu alanda daha fazla şey öğrensem işte arı daha iyi öğrenmeliyim. Evet, yani onları burada söylerim. Ne yapardın? Şöyle, o ilk zamanlarda onu fark etmiyorsunuz neye ihtiyacım olur. Çünkü yeni yeni bir şeyin içine giriyorsunuz, size ne verilirse onu alıyorsunuz. Ben bilseydim bu kadar kullanacağımı Python, R, SQL çok daha önceden öğrenirdim. Şu anda böyle daha yeni yeni biraz daha işin içindeyim. Böyle tam girmeye çalışıyorum, çok kısa zamanda hemen yapmaya çalışıyorum. Biraz daha sinirmiş olmayı isterdim. Ya genelde hani birçok insan bu şeylerde geç kaldığını düşünüyor ama hani bir yerde de işe girildikten sonra temelde öğreniliyor. Ya tabii yani ama. Ama ileride veri bilimcisi olacak birisi anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle. R bu sizin temel programınızdan birisi diye düşünüyorum. Yanlış Python, ama. R, Python. Evet. Bunları yani öğrenmesi. SQL'de veri manipülasyonu için kullanılabilir. Çok kolay. Bunları öğrenmesi büyük katkı olacak. Evet, kesinlikle. Yer koltuğu alabilir o zaman evet. İlerideki geleceği veri bilimcileri. Buyursunlar aslında. Peki. Tamam kötü yanlarından falan bahsedeyim de tamam. İyi yönü nedir bu mesleğin? Yok. Sağlığımda mı oldu? Böyle övüp övüp öyle yapsan ya sağ evet. Çocuğum da okumasın bunu. Yok vazgeçtim. Onu düşünce anladım. Şöyle bizim için iyi yönü tercih edilir oluruz büyük ihtimalle bu şeyden dolayı, bu işi yapıyor olduğumuz için. İşsiz kalma riski neredeyse yok evet, gibi. Evet yok gibi ama iyi yönü çok daha yani işverenler tarafında bence iyi yönü. Yani bizden faydalanıyor olmaları, hani bizim verdiklerimizden iyi, daha etkin sonuç, uygun sonuçları elde edecek olmaları anladım. Onlar için faydalı olur. Ürettiğiniz çıktıların işe yaradığınız. Aynen ama öyle. Ana iyi yönünü şey olarak mı görüyorsun hocam? Ya bu işte işsiz kalınmaz aynen ve belli öyle. İyi paralar kazanıyor. Evet. Mesela şu an Deniz Bank seni atsa, desek tamam hani bu videodan sonra seni atıyoruz. Ne kadar sürede iş bulursun sence? Üzülürüm. Ben de üzülürüm bir şey diyeceğim. Şöyle, bence bulurum hemen. Hemen bulurum gibi geliyor. Ya evet şeylerde falan bu iş arama sitelerine girip baktığınızda evet. Da hakikaten veri bilimcisi, veri uzmanları gerçekten çok aranıyorlar. Evet. Ve kolay kolay da bulunamıyorlar. Evet yani etrafımda da görüyorum. Şu anda ara ara bana da böyle gelen şeyler oluyor. Hani gelmek ister misin diye. Yani şu an istemiyorum ama hani madem atılırım. Geliyor bir dakika. Atılırsam giderim yani. Ekstra teklifler var hocamıza. Ama evet veri ya bazı alanların önü çok açık. Yazılım, evet. Veri bilimi. Evet onlar tabii. Bunlar onlar daha donanımlı hatta bize göre.
Onlarla kıyaslamıyorum bile ama bizim daha böyle teorik ve istatistik yönümüz daha kuvvetli olduğu için veriyle daha iyi. Kendinizi daha düşük görmeyin. Siz yazılımcılardan daha iyisiniz. Veri bilimcileri lütfen farkında olun kendi değerinizi. Yazılımcıları bu kadar övmeyin. Diğer meslek gruplarında yazılımcılar bu kadar onların, da var. Onların eksik tarafı var, bizim eksik tarafımız var. Bir arada aslında kıymetli belki de. Siz daha çok veri kısmını, veri işlemeye evet, yaparsınız. Veriyle. Onlar daha çok program ve yani veriyi anlamak. Yani bizde bir de şey tarafı da var yani o verinin asıl yani ne olduğunu biliyorsunuz. Yani o verinin nasıl konuşacağını, dilini siz bildiğiniz için o modelden ne sonuç çıkarırsanız siz çok daha iyi yorumlayabilirsiniz. Bunu bir belki yazılımcı yapmakta zorlanabilir. Ya burada ben de şey kapanış yapmadan şey diyeyim hani veri bilimi bence de çok öne açık alanlardan bir tanesi. Özellikle bu teknolojinin gelişmesi ve inanılmaz fazla veri. Artık buzdolapları bile veri üretiyor internete bağlanarak. Dolayısıyla bu kadar veri varken bu işin uzmanına çok ihtiyaç duyulacak. Ben sizin gelecekte zengin olacağınızı düşünüyorum. Bizi unutmayın lütfen. Bu programı unutmayın. Tekrar görüşelim zengin olduğunuzda. Çünkü hakikaten önü çok açık şeylerden bir tanesi. O yüzden verdiğiniz öneri için de çok teşekkür ederim. Hocam aklıma bir soru geldi. Google falan hani böyle şey yaptığımızda ütü yazıyoruz, ondan sonra sürekli karşımıza ütü çıkıyor. Sizin yaptığınız iş bu değil mi? Evet, çok güzel bir soru aslında. Evet, teşekkür ederim. Evet. Soru sormak yani iyidir benim, iyi. Ya mesela şimdi Instagram'da ya da sosyal medyada girip mesela ütü yazıyorum, tamam mı? Ondan sonra karşıma sürekli ütü çıkıyor. Evet. O evet. Sizin işiniz mi? Bence bizim işimize çok... Dur bir dakika. Yakın. Soruyu soralım yine alalım. Ya çekyat yazıyorum, çaydanlık yazıyorum. Hep sürekli karşıma çaydanlık çıkıyor. Onu ben yapmıyorum ama... Yapanlar var. Yapan ama bu değil mi? Yapılabilir. Bence şöyle yapalım hocam. Şimdi ben oradan soruyu aldım, burada veriyorum ya. Onunla birlikte koyalım. Öyle mi? Ha. Sen de hocam bana şey, çok ilginç soru, teşekkür ederim falan yapayım. Anladın mı? Öyle yapalım. Evet. Şöyle, evet aslında bizim işimize çok yakın. Hani onu bizde yapan var mı şu an ben bilmiyorum. Ama çok doğru bir yer. Sizin... hangi alanlara tıkladığınız kaydediliyor. Yani hangi alanlara dokunuz, neye ihtiyacınız olduğunu siz onu arattığınız anda aslında girmiş oluyorsunuz. O veri alındıktan sonra size farklı reklamlarla aslında önünüze getirilmiş oluyor. Aynı doğru. Şey evet. Aynen öyle. Yani sizi modellemiş oluyorlar aslında. Diyorlar ki bu kişi buna aratıyor, buna ihtiyacı var. O zaman reklamlarla önüne getirelim. Hem uzaktan yapılabilen bir iş bu. Dolayısıyla burada sanki yurt dışı olanın da çok fazla olması gerekiyor. Hani bilmiyorum bilginiz var mıdır? Yurt dışında çalışma olanaklarını nasıl yapayım? Ben veri bilimcisi olsam hemen bir yere gider miyim? Evet gidebiliriz. Yani şöyle zaten yani veri çok evrensel bir şey yani bir veri analizi yapmak, bir model yapmak çok evrensel bir şey. Zaten yurt dışında da çok fazla bu işin teorisiyle uğraşan insanlar var. Çok iyi üniversiteler var. O yüzden şirketler de buna çok önem veriyor. İstediğiniz zaman yani bir şey bu yola girmek isterseniz tabii ki de araştırıp bir yere başvurabilirsiniz. Hatta sizi bile bulabilirler. Belli bir tecrübeye ulaşınca anladığım kadarıyla evet. Belli alanlar inanılmaz hızlı iş bulabiliyorlar. Aynen öyle. Yurt dışına gidebilirsiniz. Bu da güzel bir bilgi. Güzel bir şey. Evet, çok teşekkür ederim hakikaten. Samimi bir şekilde neden olunmaması gerektiği ve belli oranda da iyi yönlerinden de bahsettik. Samimi cevaplar için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umut ediyorum ki faydalı olmuştur. Bu mesleği düşünenler için kötü yönlerini de yeterince anlatabilmişizdir. Evet efendim, bugün de bir veri bilimcisiyle birlikte veri biliminin kötü taraflarından bahsettik. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like butonuna basabilir ve ileride bu tür videoları izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Aşağıda yorumlar kısmına da aklınıza gelen meslekler, merak ettiğiniz meslekler varsa lütfen yazın. O konuda uzmanlarını kanalımıza davet edelim. Görüşmek üzere.